Daha güçlü ses duyalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Uşak'ta düzenlediği mitinge katılan vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklentilerini Uğur TV'ye anlattı. Yorulduk artık 21 yıldır. Ben 19 yaşındayım, artık başka bir iktidar görmek istiyorum. Yeterli. Bir dolar düşsün, artık başka bir şey istemiyorum. Çok isteğimiz var ya. Hani kendisine güveniyoruz ve hani artık biraz gençler olarak da birazcık önemsenmek istiyoruz. Ekonomi olsun, adalet olsun, eğitim sistemi olsun. Hani önemsenmek istiyoruz, biz de duyulalım istiyoruz. Kazanmasını istiyorum. Ben bir kadın olarak eminim ki onun vaatlerinin gerçek olacağına. Eğer ki başa gelirse bir şans tanımak lazım. Vallahi neler söyleyeyim, bugünü çok bekledim. Bugünleri yaşayı yaşayı bugünü çok bekledim. Çok şeyler söylemek istiyorum, söyleyemiyorum. Hiçbir şey yeter başa gelsin, hiçbir şey istemiyorum. Yeter gelsin başa. Çok çektik. Çeke çeke yeter. 80 yaşına kadar çektik ya. Yeter. Ya öncelikle gençlere tabii ki harcamamasını ve gençlerin önünü açması. Çünkü şu an ülkemizde gençler harcanıyor. O yüzden yani gençlere öncelik vermesi, tabii ki onu istiyoruz. Pek de gençlere değer verilmiyor bu ülkede. O yüzden değer görmek istiyoruz. Gençlerin ülkede tutulmasını istiyoruz. Beyin göçü istemiyoruz. Bütün Türk gençlerinin iş bulmasını istiyoruz. Gelecek kaygımızın bitmesini istiyoruz. Yani kadın haklarının güçlendirilmesi ve tabii ki kadın cinayetlerinin son bulması, adaletin birazcık artmasını istiyoruz tabii ki. Kesinlikle ben de konuşma özgürlüğü istiyorum ve en önemli sorunlar mülteciler olsun, ekonomi, bunların düzelmesi istiyorum. Şimdi biz tıp öğrencisiyiz. Biz ileride doktorların daha refah içinde çalışabileceği bir ortam, şu anda da refah içinde bir hayat istiyoruz ekonomik açıdan. En başta zaten ekonominin düzelmesi lazım, alım gücünün artması lazım. Herkese gereken önemin verilmesi lazım, ayrımcılığın yapılmaması lazım. Ben kutuplaşmadan çok rahatsızım. İnsanlar birbirine bıçak alıp saldıracak neredeyse. Çok huzursuz ediyor. Bir de biz işte tıp öğrencisi olduğumuz için ileride sağlıkta şiddet konusundan çok korkularımız var. Bunun üstüne bir de bizim kendi gelirimiz mültecilere, beşli çetelere aktarılınca çok umutsuzuz. Umarım bundan sonrası için Kılıçdaroğlu gerekeni yapacak. Özgürlük ve insana değerin gelmesini istiyorum özellikle. Öncelikle Türk halkı olmak üzere kesinlikle insana değer verildiğini düşünmüyorum. Ben kendim burada gece 2'de arkadaşımdan evime dönemiyorum, kalmak zorunda kalıyorum. Hani bu tarz şeyler, dediğim gibi insana değer her şeyin başı. Vallahi iğneden ipliğe her şeyin değişmesi lazım. Özellikle hak, hukuk, adalet, bu yani. Adaletli yasalar, adalet olmayan yerde her şey olur. Taleplerim ve isteklerim Kılıçdaroğlu'nun da bize verdiği vaat üzerine hak, hukuk, adalet. Bizim için en önemli şeyler bunlar ve özgürlük. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun. Hepiniz var olun. Anavşar!